Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Sizi tanıyabilir miyiz? Cemal Miran kimdir? Cemal Miran 1960 doğumlu. Urfa'nın Süveyk kazasında doğdu. Dört kardeşli bir aileden ailem vardı. Annem babam vefat etmişti. Şu anda dört kardeşim Gürcistan'da yaşamaktadır. Ben evin ortanca çocuğuyum. İşte liseye kadar öğrenim durumum vardır. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye kaydoldum. 1978'de Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendislik Bölümünü okudum. Politik faaliyetlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. 1981'in 6. ayında tutuklandım. 1989'un 4. ayına kadar tutuklu kaldım. Siyasete neden ilgi duydunuz? Hangi örgütlere katıldınız? Ben siyasi politik faaliyetlere ilgi duymam 1974 yıllarına dayanır. O dönemde Kürdistan'da bir ulusal bilinç gelişme dönemiydi. Ulusal bilinciyle ilgili demokratik faaliyetler vardı. Biz de o faaliyetlerin propaganda bölümlerine katıldık. Örneğin Kürdistan'daki yaşamı, Kürtlerin yaşamını dile getiren fotoğraflar yapılıyordu. Bunlar paralı satılıyordu. Tebrik önemli günlerde, bayram günlerde. Biz bu fotoğrafları ailelere, arkadaşlara dağıtma. Bir de Kürdistan'daki yaşam koşulları çok kötüydi. O dönemde 1974'te Lice depremi vardı. Bu Lice depremi Kürtlerin yaşadığı bu dramatik büyük olay karşısında Türkiye devleti ilgisiz kalıyordu. Yani Kürtler çok acı durumda. Siyasal, örgütsel faaliyet yürüten Kürt ulusal bilincini geliştirme, insanı yararları sarmak için sosyal faaliyetler, yardımlaşma, elbise toplama, yardım kampanyaları açıyordu. Biz bu yardım kampanyalarına katılırdık. Tabii bu kampanyaları yürüten ulusal bilinç çalışmalarını yapan o dönemde büyük ağabeylerimiz vardı. Ben de bu çalışmalar içinde Kürt olduğumun bilincine vardım. İşte biz Kürt'üz. Kürt olduğumuz için bu sosyal, siyasal boyutta geri kalmışlığımız mevcuttu. Bu geri ortaokul 2'ye kadar bu durum sürdü. O tarihlerde hangi Kürt grup veya partileri vardı? Bizim Kürdistan'da o dönemde birden fazla Kürt ulusal grupları vardı. Bu şiddetten uzak. Kürt nedir? Kürtlerin amacı ne olmalıdır? İşte Kürtlerin nüfusu nedir? Demokratik, coğrafik bölgeler nelerdir? Türkiye ile ilgili sorunlar nelerdir? Hep propaganda ajitasyon faaliyetleriydi. Demokratik faaliyetlerdi.
Bizim bölgede iki tane temel büyük örgüt de oluştu. Biri Dedeko vardı, biri Komal vardı. Bu ben Dedeko çalışmaları içerisinde yer alıyordu. Çalışmalarımız kültürel faaliyetler, demokratik faaliyetler boyutundaydı. Ancak bu uluslararası siyasal alanda sosyalist, marxistlerin gelişmeler mevcuttu. Kürt Ulusal Hareketi bu uluslararası sorunla boyutuyla ilgilenmeye başladı. Onlar da Kürt halkının temel kurtuluşunu sosyalizmle mümkün olacağını, toplumsal, ulusal demokratik haklarını alması, bir de bunun yanında toplumsal sorunlarda, toplumsal kurtuluşu ancak sosyalist perspektifle mümkün olacağı, bu temelde ideolojik gelişmeler vardı. Yani siz de bu dönemi yakından bilen biriler, kimisi Sovyetler Birliği'ne sosyalist diyordu, kimisi sosyal emperyalist diyordu. Siz hangi tarafta yerinizi aldınız? Kava denilen bir grup vardı. Sovyetlere sosyal emperyalist diyordu. Bir de ulusal temel haklarını savunuyordu. Ben Kava hareketi içerisinde yer aldım. Benim Kava hareketi içinde faaliyetlerim maçitasyon, propaganda, örgütlenme. Yani onu şöyle belirteyim. Şimdi 1938 Dersim yenilgisinden sonra Kuzey Gürcistan'da büyük bir sessizlik vardı. Büyük oranda Türkleşme egemendi. Ancak bu sessizlik 70'lerin başında bozulmaya başladı. 76'ya kadar bir olgunlaşma başladı. Yani 76'nın başından beri Kürdistan'da, Kürtlerin Türkiye'de iki bölgeli bir ülke Kürdistan olduğunu, Kürt ulusunun mevcut olduğu tartışmaları egemen oldu toplumda. Artık Kürt Türkiye'nin doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesine Kürdistan olduğunu, Kürtlerin var. 15 milyon, 20 milyona yakın Kürtlerin mevcutu. Buna ulusal, bütün hiçbir temel hakların olmadığını bilinci yavaş yavaş toplumsal bir bilince dönüşmeye başladı. Toplumsal kıpırdamalar başladı. Faaliyetler başladı. Kürtlerin bu dönemde faaliyetler hep demokratik faaliyetlerdi, kültürel faaliyetlerdi. Benim de faaliyetlerim bu boyutaydı. Ama Kürtler'deki bu ulusal bilincin gelişmesi, ulusal şey Türk Devleti'ni büyük oranda rahatsız etti. Türk Devleti ilk anda bunda yani provokatör eylemler geliştirdi. Alevi sonuç ilişkisini kullandı. Ne gibi provokatör eylemler? Ben önce de belirttiğim gibi Türkiye'nin Kürtlerin ulusal demokratik boyutuyla Türkiye'de mümkün olmadığı tartışmaları vardı. Ama 80-76 dönemi bir daha gençlik dönemidir. Yani bir çocuğun büyüme dönemidir. Daha silahlı mücadele yürütecek, anarşik faaliyetler yap. O düzeyde böyle toplumsal bir şiddet ortamını yaratacak boyutta bir faaliyet mevcut değildi. Yani ben kendine hareketim var. Böyle bir sorumluluğu taşıyacak gücümüz de yok. Türk Devleti'nin Kürtlere karşı resmi politikası neydi? Şimdi Türkiye'de temel olarak devletin resmi politikası Kürdistan'da da böyleydi. Herkesin Türk olduğunu. Yani Türkiye'de resmi ideolojiye karşı farklı bir düşüncenin, farklı bir ulusal kimliğin ortaya çıkmasını Türkiye Devleti zaten bunu şiddet alıyordu. Bölücülük bir kaynak alıyordu. Bunları biraz önce de belirttim. Provoktör etmek için devlet şiddet geliştirdi. Mesela Alevi köylerinde Alevi sonuç ilişkisi yapar Malatya, Mara, Sivas, Adıyaman. Bu bölgelerde yoğun bir Alevi katliamı yaptı. Yani mesela Kürdistan tarihinde 24 Aralık 1978'de Maraş katliamı vardı. Devletle birlikte MHP diye bir sivil hareket örgütlenmişti. Devlet bu halka saldırarak büyük bir kitle katliamı gerçekleştirdi. Mesela bizim bölgemizde
aşiretleri birbirine düşürmeye kalktı. Yani Kürt ulusal bir Kürtlerle arasında mesela hareketleri birbirine kırdırtmak için ama şeydi, Kürt siyasal hareketini siyasal meşhur boyuttan çıkarıp terörle etme, anarşi boyutunda terörle etme, onların siyasal meşhurluğunu halk üzerinde kırmak ulusal kamuoyuna da terör hareketi. Siz ne zaman, nerede ve neden tutuklandınız? Ben 1981'in 6. ayında tutuklandım. Bize önce Diyarbakır'da Kurdoğlu diyen bir soruşturma, yani yönetim gelmişti. Türkiye'de de askeri darbe var, mevcuttu. Bu bir ay Kurdoğlu'nda kaldıktan ağır işkencelerden gerçekten sonra bu işkence boyutunu Türkiye'de, yani insan aklına gelecek her türlü bir işkence muamelesi var. Kabaca sayarsa başlıklar altında elektrik verme, job tokma, kaba dayak, uzun süreli uykusuz, aç bırakma. Yani buna bir şey, bölümleri var da var. Gözaltı süreciniz bitince hangi cezaevine konuldunuz? Hemen bir aydan sonra tutuklar da Diyarbakır, yani Kürdistan ve Türkiye'de öyle Diyarbakır'a askeri cezaevine götürdüler. Bunun tabiri halk arasında 5 nolu diye söylerler. Siz bu cezaevinin namını ve işkencelerini duymuş muydunuz? Biz cezaevine gitmeden önce cezaevinin ismi ön salmış halk içinde, toplum içinde ve siyasetle ilgilenen kişilerde de çok kötü koşullar. Yani benzetme yapılır da Hitler'in böyle toplama kampları, Vietnam'daki, Çin'deki, yani Saigon zindanları, yani onları aratmayacak boyutta uygulamalar, insanları öldürüldüğünü, ağır işkenceler. Tabii insan psikolojik olarak bunun bir tedirginliğini yaşıyor. Yani psikolojik olarak, yani ben de gideceğim, işkence göreceğim, açlık çekeceğim. Yani bunlar nasıl olacak, bu ne kadar sürecek? Böyle kafalarımızda kurcalamalar vardı. Peki buna karşı bir hazırlığınız var mıydı? Bireysel olarak benim özellikle bir şansımız vardı. Şimdi biz siyasi faaliyetlere başladığımızda ya bu bizim yoksa bizi siyasal örgütsel faaliyetlere kazandıran büyük ağabeylerimizin sayesindedir. Yoksa onların siyasi sorumlu çalışmalarıdır. Bana göre onların siyasal sorumlu faaliyetlere sorumlu insanlarla tanışmamızın sonucu oldu. Mesela onlar Kürdistan'la siyaset yapmak, Kürdistan'la ilgilenmek, Kürdistan'la konuşmak, politika yapmanın bedellerinin çok ağır olduğunu, ilk siyasi faaliyetlerimize başlarken bize şeyi okutuyorlardı. Yani Vietnam'daki direnme savaşı, Cezayir Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni getiren sorgu ya da diyelim ki Kızılkayalar romanı vardı. Çin Devrimci Hareketi'ni, yani onların yaşadığı Diyarbakır Asker Cezaevi'ni aratmayacak kurucular, kitaplar. Yani biz ilk devrimci siyasi faaliyetlerimize katıldığımızda bu teorik olarak bir eğitmeye tabi tutulmuştuk. Ağır işkencelerle karşılaşacağımızı, ölebileceğimizi, sakat kalacağımızı, yani kız kardeşimizin, bacımızın yanında terörize uğrayacağını, cop sokulacağını, sigara söndürüleceğini, falaka göreceğimizi. Bunlarla gerçekten karşılaştınız mı? Şimdi bunları görmek, okumak haklı. Bir de pratik olarak bunları yaşamak lazım. Bunlara ne kadar hazırız? Bunları kaldırabilir miyiz? Ya da yani bu ne kadar sürecek? Ne olacak durumumuz? Böyle kafamızı kurcalayan kaygılarımız da mevcuttu kapılarımızda.
Mesela karşılaştığınız ilk kötü şey neydi? İlk anımızı anlattım. Örneğin, şimdi 3 metre uzana, 2 metre enlemde böyle ring denilen arabalar vardı. Hemen arabalara soktular. Eller kelepçeli. Ne nefes alabiliyorsa, ne yani hareket olanağı yok. Araba biner gibi böyle 2-3 dakika hareket ettikten sonra içeride de bir iki asker mevcuttu. Yatın kimse kimseyle konuşması, kafalarınızı önünüze eğil. Yani hemen dayak, işkence, küfür, hakaret ilk uygulama var. Bu daha cezaevine girmeden önceki fasıldır. Askeri cezaevine girdiğimizde hemen dayak sıra alındı. Yani küfür, hakaret, ellerde çok kala demir çubuklarla dövme aldıkları bir salona hemen anadan doğma soyunur. Anadan doğma soyunup her türlü bir hakarete başladı belirtim. O tür işkence yöntemlerine başladılar. Yani dayak kaba sıradan dayak. Rastgele dövme, yumruk, tekme, tokat. Bu arama kontrolden sonra 36. koğuşa ilk gelen tutukların bırakıldığı yerler vardı. Bunlar 4 katta, her bir katta 10 hücre vardı. Hemen mesela bir hücreye 1 kişi kalabilir, 2 kişi kalabilir. Bizi 8-10 kişi bir hücreye soktular. Hemen yani biz mesela sorguda kaldığımızda 24 saat işkence yoktu. İşkencelerin mimarı Esat Oktay Yıldıran sizi görmeye geldi mi? Esat biz geldikten sonra yani Esat Oktay kendi ile birlikte bir asker Kurt ya Joe diye bir köpeği vardı. İki askerle birlikte tek tek hücrelere gelip soruyordu. Sen kimsin, niye gelmişsin? Sadece soru mu sordu? Kimseye karışmadı mı? Bizim bölgemizde Kürtlerin egemen olduğu bir alandı. Türkçe konuşamıyor bizim köylüler. Yani Türkçe bir İsmail Özer diye bizim yaşlı bir göçlü amcamız vardı. Adam bir kelime Türkçe bilmiyor. Buna diyor sen andımızı oku. O da andımız diye bir şey demiyor. Asker bir iki kelime küçüklerimi saymak, büyüklerimi Türk'üm doğruyum çalışırken asker bunu döve döve şey yaparak buna söyletmeye başladı. Bu da düzgün okumadı. Küçüklerimi korumak dedi, küçüklerimi küfürlü söyledi son cümlesini. Büyüklerimi saymak diyeceğine büyüklerime koymak dedi. Böyle şeyler kullandı. Baktım Esat'ın bir taktiki vardı. Bir adamı dövünce buna ellerini oynatarak ya ellerinden sesler çıkarak bunun icabına bakın diye. İsmail amcayı çıkarıp yaşlı bir şekilde adamı çilik çıplak dayağa çekti. Karşılaştığın ikinci vahim olay hangisidir? Her öğlene doğru askere gittim vardı. Tutuklar çıkarılırdı. O diğer güneş havası pis yerde. Üstten yukarı çıplak şekilde. İşte yürüyüş kolunda askere gittim yapılırdı. Bu askere gittimle İstiklal Marşı andımız esas duruş. Nurettin Yılmaz vardı. Bu yani Kürdistan'da tanınmış bir milletvekili. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayıydı. Esat buna şey diyordu. Yani sen Cumhurbaşkanı olacaksan Türkiye'yi mi böleceksin? Yani Esat böyle kiminle yani bunları anlatma. Kiminle özel sohbet yaptığında amacı şeydi. Onlara dövdürüp orada tutuklara, yeni gelen tutuklara gözdağı verme. Nurettin Yılmaz yaşlı biriydi. Bu
eğitim anında düştü, kalp problemi de vardı. Bizim davada yargılanan Abdülkadir diye bir arkadaşımız vardı. Abdülkadir de Yılmaz düştüğü için gidip buna sünni teneffüs yaptı. Yani ölmesin diye. Ağzını kendi ağzına koydu. Nurettin abi de. Hiç unutmam. Japon diye bir asker vardı. Yani Japon diye kodadı, kitap ediliyordu. Bu Japon geldi. Tam bu omuz boynuna tekmenle battı. Nurettin Yılmaz da bunun ağzı birbirine yapıştı. Ondan sonra bu Abdülkadir arkadaşı anasının doğması niye habersiz gidiyorsa, niye teneffüsü yaptırdı, böyle koyutun gebersin dedi, numara yapıyor. Yani benim bunlar hafızamda unutulmayacak bir olay. Türk devleti bu işkenceleri size neden yapıyor? Şimdi 1938'e kadar Kürtler Türkiye Devleti'ne karşı ulusal demokratik halklarını korumak için direndi. Yani bir süre insan isyan yaptılar. Yenilgiyle sonuçta. En son yenilgi 38'dir. 1959-60'larda bir hareket var. İşte 59'a, 49'a hareketi de Kürt Aydınlar hareketi vardı. Kürt tanınmış erşap aileleri okul okuyan subay. Türkiye bürokrasisinde göre bana ailelerin İstanbul'da Sünni bir örgütlenmesi vardı. Devlet 1964'e geliyordu. 64'te Faik Burcak'ı, o da zengin bir aile çocuğu. Aynı zamanda avukatı. Onun Türkiye KDP'si diye bir parti kurma girişimi vardı. Mesela Faik Burcak'ı oğullarının önünde petrolda benzin arabasını alınırken Türk devleti tarafından ima edilme olayı vardı. Katli ima. Oğlu Sertaç Bucak Avrupa'ya çıktıktan sonra okul bitirir. Aile anıları, babasının olayını anlattığında bunları çok barış şekilde anlatıyor. Yani tanınmış bir Bucak. Aşiretinin önlü bir adam aynı zamanda. Tabi bu Faik Bucak'ın bu genç yeni örgütlenme ağı da Faik Bucak'ın öldürülmesinden sonra 74'lere kadar Türkiye'de herkes, ben Kürdistan'da herkes diyor ben Türk'üm. Kürtlüğün kelimesinden bahsedilmiyor. 74'ten sonra bu yeniden bir Türkiye'deki siyasal toplumsal hareketin gelişmesi. İşte Irak'taki Kürt hareket, Barzani hareketinin gelişmesi, dünyada iki kutuplu sosyal Amerika gelişmesi, bu Kürdistan'ı da doğal olarak etkiledi. Yani yeniden ben Kürt'üm. Bir Kürtlük ulusal bilinci şekillenmeye başladı. Bu işe bu hareketler geldi. Konuşmamın da başında Türkiye Devleti bu ulusal genç Kürtleşmeyi hazmedemedi. Yani işkence zoruyla sizi Türkleştirmek mi istiyordu? Bu hazmetmeme Türkiye'deki Kürdistan'daki siyasal politik yasal koşulları zorlaştırır. Antidemokratik, despotik militarizmi geliştirirler. Bunun adı siyasal bilimde sömürgecilikti. Kurumsal, yani Diyarbakır cezaevine esas amacı vardı. Yani siyasal teorik tahlillere girmeye gerek yoktu. Yani herkesi Türkleştirmek. Kürt hareketini orada bitirmek. Ulusal demokratik hareketini tekrar Kürt ağır insani vahşi bir yaşam koşulları geliştirerek onların iradesini kırmak. Onların mahkemelere gidip ben Türk'üm, Kürt'üm, yani Türk olduğumdan onur duyuyorum. Mahkemeye gidip bunları itiraf, Türkiye devletimiz büyüktür. Devletimize karşı geldiği için pişmanım. Bunları
bir nezamet getirme, bir itiraf yani insanlara bilincinde insan kişiliği, kişilerin ulusal kişiliğini geri plana bitirip onları işte bak bir vahşet tablosu yarattı. Bak bunlar devlete karşı geldi. Sonları bu oldu. Sakat kaldılar, işkence gördüler. Bunlar işte diş merkezlerinin kışkırtmasıdır. Bunların asıl amacı Türkiye'mizi bölmektir. Türkiye'mizde huzur, Kürt-Türk çelişkisi yoktur. Hepimiz kardeşiz. İşte bunun için Diyarbakır askerlik cezaevi gibi bir yer yaratır. Ulusal bilinçlenmeyi yaratan daha gençlik düzeyindeydi. Bu iradeyi kırmak. Örgütlerimizin irade, yani demokratik, ulusal demokratik çalışma yapan kültür kurumlarımızın, demokratik örgütlerimizin iradesini kırmak. O bununla ilgili bunca da katılan bireysel düzeyde kişilerin iradesini kırmaktı. Kişiliklerini satın almaktı. Teorik olarak bildiğiniz sömürgecilik ile karşılaştığınız sömürgecilik arasındaki fark? Ben mesela teorik olarak okumuştum konuşmamın da ve sizin başında da belirtti. Yani bu bazı ulusal kurtuluş mücadelesi, toplumsal kurtuluş meydan kitapları, romanları okumuştum. Ama şimdi okumak yeterli değildir. Bir de onu pratik yaşamak vardı. Şimdi işte ben dövmem, ben inançıyım. Ben irademe bağlıyım. Ben güçlüyüm. Düşmandır, her şeyi yapar. Teorik olarak bunları özlemlemiştir. Ama pratik olarak bunlar, yani değil mi? Ben pratik olarak bu acı tabloyla karşı pratik sonuçların bu kadar olacağını tahmin etmiyorum. Diyarbakır cezaevinde karşılaştığınız en korkunç durum ve olaylar hangileridir? Bir iki boyutta vardır. Şimdi bir insan ana diliyle konuşamadığı, başka yabancı bir dilin, yani milli manevi değerlerini dile getiren marşı, yani söylemleri ve cizeleri, milli marşları gidip bir taneye başka bir yabancı insana, yabancı bir dilden insana ezberletmek ya da onun okumasını yönünde zorlamak. Yani şimdi sen bir Amerikalı'ya, bir İngiltere'ye, bir Alman'a diyebilir misin sen Türkiye marşını oku. Türklerin yani geldiler, ben Türk'üm. Şimdi bir Kürt'e gidip bu şeyleri, bir yani bu böyle bu uygulama bir günlük, iki günlük değildir. Bir yaşam biçimi olur, doğal bir yaşam biçimi halinde durur. Bu manevi boyutu. Maddi boyutu da mesela insanlara ağır soydurmak, insan onurunu kıracak, anadan doğma soydurup job çokma olayları, meydan dayakları, en ağırı bir insana başka bir insanın pisliğini yedirme. Mesela insanlara bok yedirme olayı. Ben bireysel olarak yaşamadım başka yani gözümün önünde. Mesela karşımıza arkadaşlarımızı yatırıp yere başkalarının penisinden gidip ağzına sizi işeme. Yani bunlar bizim koşlar günlük uygulamalardı. Daha yetinir.
şehit benim, daha etme geri. من حال قلبي كي